said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards. I took my tiles right from your heart. I laid them down before your eyes. Burası gibi değil. Beach Bungalow. Hey. Hi. Thank you. You're welcome. Fıtı 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 fıtı. What's your last name? T-E-Z-C-A-N. We do surf rentals, $20 for a board for the whole day. Or you can do $25 for a board and a wetsuit. Okay. Yeah. What kind of surfboards? Is it like a... We have a few. We have foam boards here. Okay. Like the foam top ones? Foam top, yeah. Okay. So we also have like a deal with like a surf shop up the street. So if you don't want to, you know, use those foam tops, you can always just... Yeah. We have like a lot of different sizes in the wetsuits as well. Let me show you to the room. Okay. Fıtı 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 fıtı. So you can kind of pick which ones you want. Oh, we can be here, right? Yeah, you want to do those two? And I can show you around the rest of the place. So this is the deck. It's my favorite part. We have a lot of events out here. You can smoke out here, drink out here. Last night we had a barbecue. People are smoking over there. Cool, totally cool. And the fireplace. Yeah, we had a bonfire last night, which was really nice. Public restroom in here too, so if you need to use it, and that one's full, the one in three, you can always use this one. TV in here too, you can, we've got like Netflix and everything set up. So these are the boards and stuff that we have back here. So we have these ones, and then we also have some down here. All of our wetsuits are here. I have my own wetsuit. Can I put here, like, for absolutely, the dry? Absolutely. I would even recommend maybe putting it on the white. People know that it's like private. Outdoor shower for when you need. Drink fridge, alcohol and stuff. This kind of takes us back to the kitchen. Here we are. Breakfast just finished up. Have breakfast from 6 a.m. to 10 p.m. or 10 a.m. Towels when you need them. Showers, beach. Our activities today, we're gonna do some volleyball out on the beach. We're gonna set up a net and everything. But we normally will play for like 2-3 hours. It's really fun. So people come and go. Random people on the beach come and play. So it's a good time. We gotta do that tonight. Boat tour. I think it's gonna be on Thursday. This might change. We're gonna readjust the schedule a little bit today. Can we do fishing? I have my own pole. If you have your own stuff, you can do it for sure. Party bus tomorrow. $20 downtown. You get a party bus, free alcohol when you get to the bar. It's a pretty good deal. So if you do want to explore downtown, you can always take that. I mean, an Uber downtown is $20 by itself. So yeah, it is we a just deal. Paid $20. Kitchen in here. There's a grocery store and like liquor store just like across the street. So if you want to buy anything, you can store it back in there. We just ask that you wash your dishes if you use any. What's your name? Carrie. Nice to meet you, Carrie. Yeah, nice to meet you guys. I'm John. John. Nice to meet you. Do you remember how we kissed in the kitchen? As the
coffee pours. By the end, my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant. Because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You're water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say it again and again. Heh, yok yok. Bugün Pasifik Beach'in öbür tarafındayız. Burada daha az dalga var. İleride bir sürü sörfçü var. Bisiklet sürerken onları gördük. Orası daha az köpüren dalgalar olduğu için, yani daha az akıntı var orada. Daha rahat sörf yaptıklarını gördük. Bakalım, umarım bugün başarabiliriz yani. Çok umutlu geldik. Isınmak için viski aldım. Bu viskiyi içiyorum. Yani çok fazla içmeyeceğim. Sarhoş olmak için içmiyorum. Isınmak için içiyorum. Oktay şimdi suda, ben de gireceğim. İnanılmaz keyifli geçiyor arkadaşlar, size öyle söyleyeyim. Hayatımda ilk defa surfboardla surf yapıyorum. Çok eğlenceli, yani yapamasam da çok eğlenceli. Çok fazla kalori, dün 3800 kalori yakmışım sadece suda geçirdiğim zaman. Ondan sonra bu şekilde devam. Yarım saat falan yaptım, yapamadım yani. Bayağı bir su yuttum yine. Doğru dalgayı bulmak çok önemli bu surfin arkadaşlar. Kıpran dalgalar dışında. Doğru dalgayı bulup o anı yakalamak, beklemek. Ama her dalga geldiğinde sizi ileri savuruyor. Yani dalgaları böyle dalarak girmeniz lazım. Bir taraftan bordunuzu da dengede tutmanız lazım. Benim bu bord bana çok uyumsuz. Onun farkındayım. Çünkü nereden baksanız ben 100 kiloyum. Bu bord 100 kiloyu taşıyacak şeyde değil diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Tabii değil. Mayıs ayındayız. Stres atmak için geldik.
Sörfü çok beceremesek de keyif alıyoruz. Cuma günü Chicago'ya geri dönüyoruz. Cumartesi günü Uber'e devam. Pazara kadar Uber'e devam. Hafta sonu paramızı da kazanacağız. Pazartesi günü derslere devam. Sürekli bu mücadele devam edecek. Umarım ileride istediğimiz hayatları hepimiz yaşayabilirimizin karşılığını hep birlikte hepimiz alırız diyorum. Yani ben burada yaşasam açıkçası her gün bu sörfü yaparım. Bu çünkü bir günde öğrenebilecek bir şey değil. Yani 4 günde de öğrenebilecek bir şey değil. Ama mesela ben kendi eksiklerimi gördüm. Mesela fitness'ta daha çok bacak çalışmalıyım. Denge hareketleri, esneme, bunlar çok önemli. Özellikle yoga. Bu arada yarın yoga dersine katılabiliriz. Burada bugün yoga yapanları gördüm işte. Biz de yarın onlara katılabiliriz. Yani böyle her boka salça olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Açıkçası buraya geldik. Her şeyi yapmaya, eğlenmeye çalışıyoruz. Çünkü 2 senedir, hatta 2 seneye gireceğim yani 2,5 senedir çalışıyorum. Bu tatilde açıkçası hem ucuza getirdim hem eğleniyorum. Arkadaşlar inanılmaz değişik bir yol sürdü ya. Bütün plaj bunlarla dolu. Böyle bayağı da bir sert. Kokmuyor. Bu böyle serum gibi bir malzeme. Ama çok garip yani. Böyle kurutabilsin. Şunu şuradan kesip eve götüreceğim. Yapraklar da deri gibi yani. İnanılmaz bir şey. Okyanusu tanıyoruz yavaş yavaş. Diego 3. günden hepinize selam. Isınmak için aldığım viski beni çok kötü bayılttı. Saat 5 gibi falan odaya girdim ve sızmışım açıkçası. Bugün hiç içki falan içmeyi düşünmüyorum. İleride bir tane spor salonu var. Oraya registration yaptım. Günlük giriş yapacağız oraya Oktay'la birlikte. Biraz spor yapacağız. Değişik bir spor salonu. Orayı da görürsünüz. Thank you.
Arkadaşlar dördüncü günden hepinize selam. Bugün günlerden balık tutma günü. Sabah fırtına vardı. Acayip şekilde yağmur yağdı. Tekne turumuz vardı. İptal edildi maalesef. Bütün şanssızlıklar üst üste geldi. Neyse ki biz oltamızı yaptık. Şimdi gidiyoruz. Şu arka taraf biraz dalgasız ama saat de balık saati değil. Bakalım tutabilecek miyim? Oteldeki herkesin kafası güzel. Hepsi ot içiyor deli gibi. Birkaç çocuğa dedim, yarın dedim balık tutacağım. Size dedim mangal yakarım. Benden balık bekliyorlar. Umarım tutarız. Tutamazsak da herhalde bir marketten balık alır, artık onlara balık pişiririm diyorum. Akşama doğru hava biraz açarsa sörfe devam. Yarın çünkü son günümüz. Artık bugün ve yarın sörfle geçer. Bir daha geldiğimizde daha profesyonel bir şekilde, artık alışmış bir şekilde oluruz. Güzel, her şey yolunda. Balığa devam. Nasıl gidiyor balık tutmalar? Vallahi ikinci atışım şu an. Çok güzel bir yosun geldi. Yosunları bile şey, taze yani, böyle yeşil yeşil. Şu an hangi taraftayız? Burası kanallardan bir tanesi. Burayla burası balıklar yaşıyor. Bu arada az önce bir tane attım, koptu. Bir balık gitti. 10 dolar. Bir tane sahte gitti, 10 dolar. 10 dolar kağıt parçayı direkt denize attı. 1 kilo şey, somon alırdık. Akşam yemeğe aç kaldık. Bu taraf kanallardan birisi. Okyanus hemen diğer taraf. Bye bye. And I record to you guys. Have a good one. You too. Bye. Do you want to share your footage? Yeah, I have my own YouTube channel. Oh, really? Yeah, so I do like fishing videos, some like how to live in USA. Like. Oh, nice. Yeah, it's actually I came for vlogging and to make some videos. Uh-huh. Yeah. Do you want to see your handle there on under your name? Oh, yeah. I can put like under the thank your you name so. And then the handle. Awesome. C-A-N-T-E-Z-C-A-N. It's my name as well. Okay, perfect. YouTube? Okay. Evet, Fox 5 Haber. Az önce röportaj yaptılar. Buradaki iskele neden kapanmış? Apache gibi konuştum, heyecanlandım yani ilk defa. Karşıma Amerika'nın en büyük televizyon kanallarından birisi çıktı. Bana soru soruyor. Kardeşim bana ne, ben balık tutuyorum ya. Bakalım akşam saat 5'te Fox 5 yayınlanacakmış. Bir de tek olduğum için burada benim videomu koyacaklar herhalde. Arkası böyle tel tarzı bir şey yapacaklar. It's a little disappointed because I live close to here and from my hotel I saw can fish over there, but unfortunately it closed. And I don't know why. Try to fish, but here I can't. Many waves here. But what to do? This is our life, right? And the rules. Neyse. Bu şekilde balık tutamadım arkadaşlar. Çok rüzgar var. İskele kapalı. Diğer tarafa gittim. Orada da zaten tutamadım. Ondan sonra normalde bugünkü planımız tekneyle çıkmaktı. Tekne planı da iptal oldu. O yüzden umduğumu bulamadım. Ama işte balık böyle bir şey. Önemli olan keyfini yaşamak. Ben de buraya geldiğimden beri tatil böyle bir şey işte. Yani hedefim balık tutmak değil, tamamen keyif almaktı. İnsanlarla konuşup nefes almak, oksijen almak, eğlenmek yani. Bu yüzden çok fazla da takmıyorum balık tutamadığım için. Devam. Bugün sörf yapmayacağız. Dalgalar çok kötü. Yarın sabah 5 gibi çıkmayı düşünüyorum. Saat 5 gibi çıkacağım dışarıya. Wetsuit'imi giyeceğim. Son günümüz çünkü. Akşam saat 10'da da uçuş var. Bakalım nasıl geçecek.
Şimdilik her şey eğlenceli ve güzel geçiyor. Devam. Arkadaşlar son gün, artık gidiyoruz. Son eğlenceler. Surf'ten çıktım şimdi. Bir tane scooter kiralayıp Mission Beach'e gideceğim. Bir şeyler alacağım öyle hediyelik. Tişört bakacağım. Bu şekilde eğlenceli geçti. Çok yorgunum. Otelden check-out yaptık. Şimdi bir şeyler aldıktan sonra otele geri geçeceğim. Bir tane smoothie keyfi yapacağım. Videoları bilgisayara aktarırım. Öyle vakit geçireceğim. Bu şekilde 4 günlük bir tatil yaptık. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Ben çok keyif aldım çünkü çok güzel bir tatildi. Uzun süredir yapamadığım bir tatildi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. San Diego bu şekilde çok kıyak ve çok keyifliymiş. Umarım bir daha gelebilirim diyorum. Evet arkadaşlar, bir güzel tatilin, uzun süredir beklediğim o mükemmel tatilin daha sonuna geldim. Şu an havaalanındayım. Saat 7.30. 10'da uçağım var. Çok eğlendim. Aklımı burada bıraktım. Zaten pancar gibi de yandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sponsoru Quicksilver'dı. Quicksilver'a buradan çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz ve izlediğiniz, beğendiğiniz için de size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. San Diego'da kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.